Arkadaşlar selam. Bugün size yanlış yerde açılan Git reposunun nasıl silinebileceği ile ilgili bir video hazırladım. Bu videonun içerisinde birçok kavramı konuşuyor olacağız. O yüzden de sadece bu bir formül değil, yani tek seferde yapacağınız bir işlem gibi olmayacak. Videonun içerisinde birçok konuyu konuşuyor olacağız. Mümkün olduğunca videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi yapılan bir hata var ve yapılan hata şu: git init'i doğru bir şekilde kullanmıyor olmak. Git init ne yapıyor? Bir proje klasörünün içerisinde, bir proje klasörünün olduğu yerde aslında versiyonlama sistemini aktif ediyor. Ama gaza gelip biz bu komutu herhangi bir yerde çalışıyoruz. Yani projenin olduğu yerde değil de ne bileyim masaüstünde veyahut da C diskimizin tamamında çalışıyoruz. Yani yapılan şey şu: İlk önce bir yanlış örnek yapalım ve command prompt açalım. Command prompt açtıktan sonra da git init diyelim. Sakın yapmayın. Sakın enter'a basmayın. Sakın. Tamam. Genellikle yaptığınız şey bu. Burada enter'a bastığınız anda bu edu kullanıcısının, yani benim kullanıcımın tamamında versiyon kontrol sisteminin aktif olmasını istediğim anlamına geliyor. Bu ne demek? Masa üstünde, downloads klasöründeki, işte documents klasöründeki, müziklerimdeki ve bütün oluşturduğum projelerin aslında en üst katmanında bir versiyonlama sistemi oluşturmak istediğimi belirtiyorum. Sadece bu kadar da değil. Her bir kullanıcının ana klasörün içerisinde işletim sisteminin kullandığı dosyalar olur. Yani bu kullanıcı için açılan ve kapanan, açılan ve kapanan bir sürü dosya olur. Ve bu dosyalar için de versiyonlama sisteminin oluşturulmasını istediğimi söylüyorum. Ama ben bunu istemiyorum. Benim istediğim tek bir şey var: kendi bulunduğum klasörünün altındaki projelerin, yani daha doğrusu bir projenin içerisinde initialize yapmak istedim. Çünkü her projenin içerisindeki git versiyon kontrol sistemi sadece o projeyle alakalı olmalıdır. O yüzden de burada eğer enter tuşuna basacak olursanız yandınız, ki bunu yaptığınız için büyük bir ihtimalle de bu videoyu izliyorsunuz. Lütfen bir daha bunu tekrarlamayın ve git'in bu initialize komutunun ne işe yaradığını unutmayın. Şimdi elime enter'a gitmeden önce cancel yapıyorum. Yani kontrol ile birlikte C'ye basıyorum veyahut da pencereyi kapatabilirsiniz. Çünkü sakın enter'a basmayın, ki bazılarınız basmış maalesef. Ve biz de bunu zaten düzeltmeye çalışacağız. Eğer sadece siz burada değil de bütün C klasörünüzün içerisinde yaparsanız durum daha da vahim oluyor. Çünkü işletim sistemi daha da fazla dosyayı aslında tampon olarak kullanıyor ve açıyor, kapatıyor. Ve bunun versiyon kontrol sistemini oluşturmaya çalıştığınız anda bütün işletim sisteminin altındaki bütün yapılar initialize oluyor. Ve işletim sisteminiz çok yavaşlıyor, hard diskiniz çok yavaşlıyor. Acilen bizim bu sorunu düzeltmemiz lazım. Bu sorunu düzeltmeden önce tabii ki bizim bir klasöre nasıl girileceğini ve o klasörün içerisinde nasıl duracağımızı hatırlıyor olmamız lazım. Yani ben nasıl olacaktım? Masaüstündeki bu yanlış git repo klasörünün içerisindeki aslında proje klasörünün içerisine girip de burada işlem yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmak için aslında sanırım burada sağ tuşa tıkladıktan sonra Windows terminalini açabiliyorsunuz, ama biz Windows terminali yerine Linux komutlarının olduğu Git 5'i kullanacağız. Yani eğer Git'i kullanıyorsanız, Git versiyon kontrol sistemini yüklediyseniz %99 Git 5'i de yüklemiş olacaksınız. O yüzden de Git 5 diyorum ve Git 5 dediğim zaman da aslında Linux komutlarıyla birlikte Windows işletim sisteminin içerisinde ben işlem yapabiliyor olacağım. İlk komutum benim pvd. Pvd benim nerede olduğumu gösteriyor. Yani hangi klasördeyim. Aslında siz buradan çift tıkladığınızda da burada cd ile birlikte istediğiniz klasöre gidebiliyorsunuz. Peki ben nereye gitmek istiyorum? Cd desktop'un içerisine gitmek istiyorum. Ama şunu unutmayın, bazen yanlış yerde olabilirsiniz. Sizin ana klasörünüzün ismi tilde'dir. Yani şu işarettir. O yüzden cd boşluk tilde slash desktop diyerek de desktop'a gidebilirsiniz. ls dediğimizde de, yani dir diye düşünebilirsiniz, dir komutu gibi. ls dediğimizde de biz burada yanlış git repo klasörünün içerisine gireceğiz. İlk önce bunun içerisinde yanlışlıkla git initialize'ı yine yapacağım ve bunu nasıl sileceğimizi göstereceğim. Şimdi yanlış git klasör dedim ve git init dedim. Git init dediğim zaman şu anda gördüğünüz gibi burada aslında oluştu. Peki bu klasör nerede? ls ve la dediğinizde h humanized, yani daha buradaki bilgileri daha düzgün göster, yani size bilgilerini falan göster anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi git klasörü burada oluşturdum.
Peki bu bizim için ne demek? CD Projekt Klasör dediğim zaman, yani aslında ben burada yapmak istiyordum. Gördüğünüz gibi sanki burada da bir versiyon kontrolü varmış gibi gözüküyor. Yani ls lah dediğim zaman burada git versiyon kontrol sistemi yok ama onun bir üstünde, yani şuradaki klasörde zaten vardı. O yüzden de Project klasörde bunun içerisinde olduğu için sanki bunda da repo varmış gibi gözüküyor. Halbuki bir üstünden, yani bir üst klasörden kaynaklanan bir durumla karşılaşıyoruz. Zaten siz bütün kullanıcı klasörünüzü eğer initialize ettiyseniz sizde de aynı şey olacaktır. O yüzden benim yapmam gereken ilk şey, şu anda ben nerede aslında yanlışlıkla repo'yu açtım, bunu görüyor olmam lazım. Bunu görmek için de yapmam gereken şey git reverse path, ondan sonra buradan da git'in klasörünü göster demek. Peki. Ve diyorum ki git reverse parse ve git direktörünü göster diyorum. Bunu dediğim anda diyor ki C diskinin içerisinde, add-on'un içerisinde yanlışlık git klasörü ve şu klasör var diyor. İsterseniz, yani büyük bir ihtimalle sizde sadece C users ve kendi kullanıcı adınız ve sonra nokta git olan klasör olacaktır. Ben bunu kopyalıyorum. Ve kopyaladıktan sonra da remove eksi ref diyorum. İlk harfi büyük, bunu unutmayın. Ve sağ tuşa tıkladıktan sonra yine buradaki aldım path'i yazıyorum. Yani tam olarak olması gereken path'i yazıyorum. Bunu yazdığım anda gördüğünüz gibi buradaki master ifadesi artık gitti. Çünkü proje klasörünün içerisindeki değil, yanlış repo klasörünün içerisindeki git reposunu silmiş oldum. Tabii ki bunu yaparken benim de dikkatli olmam lazım. Belki de yanlış yeri ben de sildim. Yani demeye çalıştığım nokta şu. Siz ilk aslında şeyi açtığınızda, git 5'i açtığınızda eğer, hatta bir tane daha açalım. Burada siz aratma yaptığınızda nasıldı? İşte şu şekilde diyorduk. Ondan sonra ve yapıştıralım. Şu anda gördüğünüz gibi burada bir klasör yok diyor. Neden? Aslında ben kendi kullanıcımın içerisinde, yani add-on'un içerisinde böyle bir klasörün olup olmadığını kontrol ettim. Büyük bir ihtimalle siz bu komutu kendi klasörünüzde yazdığınız anda burada göreceksiniz. Peki gördüğünüz zaman ne yapmanız lazım? Nokta git olan klasörü siliyor olmanız lazım. Yani burada doğru bir şekilde çıkacak olan klasörünü ben de hatta desktop'ta yanlışlıkla açayım. Git init diyeyim. Ve şu anda baktığımız zaman gördüğünüz gibi buradaki klasörün içerisinde oluştuğunu gösteriyor. O zaman ne yapmam lazım? Masa üstüne diyeyim ki varsa bu git klasörünü sil diyebilirim. Yani ilk yapmanız gereken şey muhakkak ve muhakkak git reverse parse diyerek git directory'sinin ne olduğunu öğrenmek. Öğrendikten sonra da remove eksi ref diyerek size gelen path'i siliyor olmanız gerekiyor. Tabii bu tarz hataları düşmemek için yapmanız gereken kolay yöntem şuydu. Eğer bir proje klasörünüz varsa ve bu proje klasörünü aslında repo oluşturmak istiyorsanız, ben olsaydım şöyle yapardım. Visual Studio Code'u açtıktan sonra eğer işte işletim sistemin içerisinde nasıl olacaktı, ben bunu açacağım veyahut da nasıl repo'yu oluşturacağım diye bilmiyorsam bu klasörü sürüklerdim. Bu klasörü sürükledikten sonra da proje klasörü zaten gelmiş olacaktı. Yani sadece bir tane klasörü, sadece o proje klasörünü açacaktım. Bazen büyük bir ihtimalle siz şunu da yapıyor olabilirsiniz. Masaüstünüz ve veyahut da tamamen bütün projelerinizin olduğu klasörleri tek seferde Visual Studio Code'da açıyor olabilirsiniz. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Onun yerine sadece bir tane klasörü açın. Yani sadece bir tane projenizi açın. Bunu açtıktan sonra da tabii ki buradan terminale gelip ondan sonra yeni terminal deyip buradaki terminal içerisinden de yine git init diyerek burada initialize edebiliriz. Peki nerede açtı bunu? Nerede açtığını da gösteriyor. Yani proje klasörünün altında git oluşurdu. Tam da benim istediğim yer. Eğer burada yanlışlıkla bir üst klasöre çıksaydım ve burada git init diyecek olsaydım, o zaman yine istediğim gibi olmayacaktı. Her terminali kapattığınızda ve terminali tekrar açtığınızda sizin proje klasörünüz neredeyse sizin açtığınız terminal de orada çalacaktır. Buna da dikkat edin. Bu bir avantaj. Bu avantajı kullanmayı unutmayın. Yani Visual Studio Code'un içerisinde siz aslında direkt olarak nerede olduğunuzu görebilir ve ona göre çalışabilirsiniz. O yüzden de bu git initialize komutunu sadece ve sadece proje klasörünüzün içerisindeyken yapmayı unutmayın. Evet, umarım bu video işinize yarar ve yanlışlıkla açmış olduğunuz git reposunu
silip istediğiniz gibi artık repo oluşturabilirsiniz. Başarılar dilerim arkadaşlar.